بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستور يا سيدي سلطان يا ولدي يا مولانا. ونقلدر ki İsa aleyhisselam dünyayı ve ehlini terk eyledi. Bir dağa çıktı ki ibadet eyleye. Karar verdi, insanların arasından çekildi, bir dağın kenarında Rabbime ibadet edeyim. Gitti bir baktı, orada bir tane birisini gördü diyor. Hak Celle ve Ala Hazretine ibadet eder. İbadet için çıktığı dağda baktı, birisi ibadet ediyor. İsa aleyhisselam dedi ki ne zamandan beridir burada ibadet edersin? Oğul adam dedi 80 senedir ben burada ibadet ediyorum. İsa aleyhisselam Hak Subhanahu ve Teala bana muhabbetin veresin, vere. Dilerim Hak Subhanahu ve Teala bana muhabbetin vere. Adamın yanında öyle söylemiş. Allah Subhanahu ve Teala senin muhabbetini bana versin diye dilerim demiş İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam dua edip gitti. Bir zamandan sonra yine ol yere gelip gördü ki ol kişi gitmiş. İsa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ol kişi ne oldu, nereye gitti? Hak Celle ve Ala Hazret dedi ki şu ol kişi ki biz ona muhabbetimizi verdik, ona bağ ve su mu verdik? Eğer onu istersek fulan derededir dedi. İsa aleyhisselam ol dereye vardı, adıyla çağırdı. Üç kere ol kişi cevap vermedi. Hak Teala dedi ki ya İsa, eğer kılıç ile ol kişiyi pare pare eylesen beni koyup sana söylemez. İsa aleyhisselam onu görüp ağladı ve dedi ki ya Rabbi dilerim ki bana dahi bir zerre kemali muhabbetinden veresin. Hak Teala Hazret dedi ki sen neredesin, kemali muhabbet nerededir? Kemali muhabbet benim Habibimin gönlündedir dedi. Ondan İsa aleyhisselam bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın kemalini onlara müjdeledi ve dedi ki وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدِ benden sonra Ahmet ismine bir peygamber gelecek. Yani şöyle, İsa aleyhisselam dağa çıkıyor ibadet için, bakıyor orada birisi ibadet ediyor. Sen ne zamandan beri buradasın? 80 senedir. Öyle deyince adam bir muhabbeti hasıl oluyor İsa aleyhisselamın. Diyor ki Allah'ım bunu sevdiğin kullar arasına kat. Sonra gidiyor İsa aleyhisselam. Tekrar oraya uğruyor, bakıyor adam yok. Diyor ki ya Rabbi nereye gitti bu adam? Dedi ki o artık bizim sevdiklerimizden oldu. Ona ne dağ gerekir ne bağ gerekir. Tamam mı? O benden başka bir şeyle meşgul olmaz artık. Falanca derededir. Gitti o dereye, seslendi çıkmadı. Üç kere seslendi çıkmadı. Sen dedi onu da Allah subhanahu wa ta'ala kılıçla kessen yine ben söylemedikçe ses etmez. Mevlamu Teala. Dedi ki İsa aleyhisselam o zaman ya Rabbi beni de muhabbet ettiklerine kat. Sevdiklerine kat. Dedi ki Peygamberi Zişan sen nerede benim muhabbetim nerede? İsa aleyhisselam diyor. Muhabbetim son peygamber Habibimle birliktedir. Deyince İsa aleyhisselam Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellemin evsafını ve müjdesini kendi ümmetine verdi. Böyle bir peygamber Allah katından gelecek benden sonra ve adı da Ahmet'tir diye müjdeledi. İsa aleyhisselam dedi ki ne bahtlı o kişiye ki ne mutlu o insana ki Kur'an-ı Azimuşşan'ı öğrendi ve onunla amel eyledi. Ne mutlu o insana ki Kur'an-ı Kerim'i öğrendi ve onunla amel etti. Ve İsa aleyhisselam dedi ki nice beyler ve halkın ekserisi ilmi terk ettiler ve dünyayı kabul edildiler. Ve siz dahi dünyayı terk eyleyin, onlar kabul eylesinler. Billahi ey dünyaya mağrur olanlar. İsa aleyhisselamın haline nazar eyleyin. Hak Teala'nın korkusundan nice dirilir. Tekrar dirilecek yani. Nice insanlar vardır. İlim en faziletli iş olduğu halde ilmi bırakırlar. Dünya ile meşgul olurlar diyor İsa aleyhisselam. Sakın ha siz dünyayı bırakın onları. Onların olsun, gerekirse ilmi terk etmeyin demiş İsa aleyhisselam. Ve nakildir ki İsa aleyhisselam dedi ki dünyanın halaveti ahiretin hararetinden ahiretin hararetidir. Yani dünyada bir tatlı bir şeyler hissediyorsan ahirette de onun ateşle sıcaklığını hissedeceksin. Yani dünyada aldığın tatlar ahirette sıcaklık olarak, ateş olarak sana sunulacak. Ona göre dikkatli ol.
Bir gün İsa Aleyhisselam yolda giderken gördü ki bir kişi toprak üzerinde yatar. İsa Aleyhisselam dedi ki kalk, Allah-u Teala Hazretlerine ibadet eyle. O kişi dedi ki ben Allah'a ibadet ettim, ondan dolayı yatarım. İsa Aleyhisselam dedi ki nice ibadet ettin? O kişi dedi ki dünyayı ehline terk ettim. İsa Aleyhisselam dedi ki öyleyse yat ki cemiye ibadeti eylemişsin. Gidiyor İsa Aleyhisselam, bakıyor bir tane adam toprakta yatar. Diyor ki kalk tembel tembel yatma, ibadet yap. Demiş ki yatan adam ben ibadet yaptım, ondan yatıyorum. Ne ibadet yaptın? Dünyayı dünya ehline terk eyledim, bıraktım. Tamam demiş. İsa Aleyhisselam demiş ki tamam sen ibadetin hepsini yapmışsın zaten, aferin. Allah Allah. Peki. Bu nakildir ki İsa Aleyhisselam dedi ki ey dünyayı cem eyleyen kişiler, ey dünyanın peşinden koşan, dünyanın aşığı olan, dünyalık biriktirmek için bütün gayretini sarf eden kişiler. Onunla iyilik eyleyesiniz. Ondan yek iyilik dahi budur ki dünyayı terk eyleyesiniz dedi. Evet. Gittiniz dünyayı topladınız madem, o zaman elinizdeki o dünyalık ile ihsan edin. İyilik yapın. İyi mevkilerde harcayın. Ama onunla yapacağınız iyilikten de daha iyisi olan dünyayı terk etmektir diyor. Ondan da iyidir yani. Peki dedi. Havariyun dediler ki ya Resulallah bize buyur ki bir ev bina edelim ve onda Allah'a ibadet edelim. İsa Aleyhisselam havarileri gelip peygamberlerine diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bize bir yer göster, bir yer söyle, biz orada bir bina yapalım. Yani kilise. Ve biz bunun içinde ibadet yapalım diye söylediler. İsa Aleyhisselam su üzerine bina edin dedi. Suyun üstüne yapın demiş. Onlar dediler ki ey Allah'ın Resulü su üzerine bina nice kaim olabilir? Yani su nasıl yapabiliriz? Su üzerinde bina mı durur? İsa Aleyhisselam dedi ki ancileyin ibadet dahi dünya üzerine öyle kaim olabilir dedi. Yani dünya üzerinde yaptığınız da su üzerinde yaptığınız sebatı olmadığı gibi dünya üzerinde yapacağınız da sebatı yoktur yani. Siz yapacağınız binadan da ziyade ibadetle meşgul olmaya yönelin tarzında bir söz söylemiş. Hadisin nuzulil maide mines sema. İsa Aleyhisselam'ın havarilerinin kendisine istediği bir şey var. Özel bir mucize İsa Aleyhisselam verilen. Nedir? Gökten sofra inmesi. O konuya geldi şimdi. Nakildir ki İsa Aleyhisselam dışarı çıktı. 5000 kişi veya artık bile çıktılar. Ve bir yerde oturdular. Onlar ile nafaka yok idi. Çıktılar. Havariyun dediler ki İsa Aleyhisselam'a deyin dua eylesin ta ki bize gökten maide gele. 5000 kişiyle birlikte şehrin dışına çıktı diyor İsa Aleyhisselam. Yanlarında hiçbir yiyecek yok. Havariler içerisinde Şem'un diye bir tanesi vardı. O dedi ki siz İsa'ya söyleyin. Dua etsin gökten bize sofra insin. Şem'un'a söyledi gidin söyleyin diye. Şem'un İsa katına gelip bunların maide istediğini dedi. Hazreti İsa dedi ki ya Rabbi bize gökten maide gönder, bir sofra gönder. O gün bizim evvelimize ve ahirimize bayram olsun. Yani ya Rabbi gökten ayet zaten bu. Tamam mı? Enzil aleyna maide minessema tekulu mela estağfirullah bismillah. İden li evveline ve ahirine. Gökten bir ya Rabbi sofra indir. Maide sofra demek. Gökten bir maide suresi var ya Kur'an-ı Kerim'de. Sofra demek yani. Gökten bize sofra indir. Hem evvellerimize hem ahirlerimize o indirdiğin günde bayram olur. O gün Yevmul Ahad idi. Pazar günüydü o gün. Onlara id oldu. Pazar günü Hristiyanlara ne oldu? Bayram günü oldu. Hak Teala Hazretleri dedi ki her kim sizden bu mucizatı gördükten sonra yine kafir olursa ben ona bir azap edeyim ki hiçbir kimse etmemiş olam dedi. Ayeti kerimede geçiyor zaten. La u'azziba estağfirullah bismillah la u'azzibannahu azaban la u'azzibuhu ahadan min alamin. Eğer bu sofra size indikten sonra yine Allah'a kafir olursanız size öyle bir azap ederim ki öyle azap kimseye etmedim diyor. Tabiiz. Çün İsa'dan havariyun maide istediler. Hazreti İsa iki rekat namaz kılıp dedi ki ilahi bizim üzerimize maide indir ve bizi şakirlerden et. Ve ona rahmet kıl, ukubet kılma.
Hazreti İsa durdu, abdest alıp namaz kıldı ve ağlayıp dedi ki: Bismillahi hayrur razıkîn. Rızık verenlerin en hayırlısı olan Allah'ın ismiyle. Gördü ki gökten bir neste indi, içinde pişmiş balık var idi. Başı tarafında tuz ve kuyruğu tarafında sirke vardı. Ve 5 çanak bile geldi. Birinde zeytun, birinde bal, birinde yağ, birinde peynir, birinde kuru üzüm. Şem'un onu görüp dedi ki: Ya Ruhallah, bu dünya nimetidir. Nimeti midir? Yoksa ki ahiret nimeti midir? Bu gökten indi ya. Bunlar dünya nimeti mi yoksa ahiret nimeti mi? Hazreti İsa dedi ki: İkisinden dahi değildir. Belki Hak Celle ve Ala Hazretleri kudretinden şimdi yarattı. Yiyip Allah'a şükretmek gerekir. Dahi ziyade eyle. Havariyun ettiler ya Ruhallah. Dile ziyade eyle yani. Diyor ki Allah katından gelmiş bir nimettir bu. Şu an bizim için yaratmıştır. Yiyelim ve şükredelim inşallah Mevlamıza. Havariler dedi ki: Ey Allah'ın ruhu, rızkı dileriz ki balık diri ola. Bu yediğimiz balık bir daha hayat bulsun. Hazreti İsa dedi ki: Ey balık, biiznillah diri ol. Allah'ın izniyle kalk. Balık diri oldu. Hemen canlandı balık. Ondan sonra İsa Aleyhisselam dua eyledi. Balık yine evvelki gibi oldu. Tekrar pişmiş balık olarak yattı aşağıya. Her gün ol maide inerdi. Her gün sofra iniyordu diyor. Hatta baylar dahi ol maideden yemeye başladılar. Zenginler bile gelip artık onların sofrasına oturmaya başladılar. Ondan sonra yine maide göğe gider idi. Tekrar göğe kaldırılıyordu. Ve bunlar asi oldular. O şeye, İsa Aleyhisselam ayet-i kerimede de buyuruyor zaten. Bir tek şartı vardı o sofranın. Sofrada olanı yiyeceksiniz. Kenaraya alıp stok etmeyeceksiniz. Allah'ın emri öyleydi. Sofrada gelin yiyin, kalkın gidin. Stok yapmayın. Tamam, bu emri tutmadılar, gittiler stok yaptılar. Allah o nimeti aldı onlardan. İnsanoğlu işte. Yani hazır sofrayı kaçırdılar yani. Hazır her gün sofra. Şimdi bunları da tabii dinliyoruz bu ayeti kerime. Allah Subhanahu ve Teala bunu yapmış itiraza. Hiçbir mahal yok itiraz eden zaten maazallah dinden çıkar. Bir evliyayı kirama Allah sofra indirdi desen, sohbette anlatsan, oluyorsun şey, şarlatan. Ama Allah'ın kudretinden bu Celle Celaluhu yani. Mevlamu Teal peygamberine indirdi havarilerin isteğiyle. Evliyasına da yapar. Evliyasına da harikulade şeyler çok yapmış yani. Ama anlatırsan şarlatansın. Fakat acayip olan ne? Şuraya dikkat etmek gerekir ki. Hani buna itiraz edenler, hani evliyaya itiraz edenler, onlara bunları da anlatsan bunlar da itiraz edecekler yani. Bizim akıl noktasından, doğru noktadan bakmamız lazım. Bu mümkün müdür? Allah sevdiği kuluna bunu yapar mı? Yapar. O zaman sorun yok. O zaman sorun yok yani. Hak Celle ve Ala Hazretleri bunların yüzlerini maymun ve hınzır suretine koydu. Yanlış yapınca diyor yüzlerini maymuna hınzıra çevirdi. 3 gün öyle durdular. 330 adam idi. Ondan sonra helak oldular. O yanlışı yapanlar 330 kişiydi. 3 gün. Meshin zaten Allah'ın adeti öyledir. Mesh deniyor buna. Yani hayvana döndürme meselesi. O yanlış yapanların kimisini domuza, kimisini maymuna çevirdi Mevla. Bu domuz ve maymuna çevirdiği kulları 3 gün sonra helak eder Allah-u Teala. Celle Celaluhu. Hani kimse kendi bu şimdi maymundan türedik diyen maymunlar var ya hani. Onlar kendilerine bazen delil çıkartıyorlar. Bak işte onlar maymun olmuş da bizim atamız o diyorlar. O Allah Subhanahu ve Teala maymuna çevirdiği kulları hayatını devam ettirtmiyor. 3 gün müddetleri var. O 3 günde herkes görsün diye ibret alsın. Ondan sonra öteki tarafa gönderiyor. Kâb-ül Ahbar dedi ki, Havariyun dediler ki, Ya Ruhallah, ey Allah'ın ruhu, bizden sonra bir ümmet dahi gelir mi? Bizden sonra bir ümmet gelecek mi? Hazreti İsa dedi ki, evet, Ahmet ümmeti gelir. Onlar ulema ve hükema ve evliyalardır. Ki ilim içinde her biri bir peygamber gibidir.
Son peygamber ümmeti alimlerden, ehli hikmetten, evliyalardan müteşekkil bir ümmet olacak. Onlar ilim içinde olacaklar. Her biri peygamber gibi olacak. Ve o peygamberin adı Ahmet, hamdi çokdur. Ahmet, en çok hamd edip manasında olan Ahmet ismindedir. Eğer ki geri kalan peygamberler dahi hamdi çok eyler, ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onlardan ziyade hamd eder. O sebepten Hak Teala ona Ahmet dedi. Evet, bütün peygamberler diyor İsa aleyhisselam, bütün peygamberler Allah-u Teala'ya çok hamd ederler. Ama bunun hamdi çok çok fazla olduğu için adı Ahmet'tir diye söylemiş. Evet. Bir dahaki dersimizde inşallah İsa aleyhisselam göğe kaldırılışını anlatacak. وَمِنَ اللّٰهِ تَوْفِقُ بِحُرْمَةِ الْحَب۪يبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَ. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.